Şimdi malumunuz mübarek Ramazan ayındayız. Deprem bölgesinde önceki senelere nazaran buruk geçiyor Ramazan. Hatay'da ise iftar hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Peki iftar öncesi Antakya'da Çadırkent'te son durum ne? CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk bizlerle birlikte olacak. Fulya, hoş geldin yayınımıza. Nedir son durum, senden dinleyelim. Kaan, çok teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşım Doğukan Yıldırım'la beraber Hatay'ın Antakya ilçesindeyiz. Bölgede çok sayıda çadır kent kurulmuştu. Şu an bu yayınımızı Aselsan'ın kurmuş olduğu çadır kentten gerçekleştiriyoruz. Burada 84 çadır var. Yaklaşık 400 depremzede bu noktada barınıyor. Çok sayıda çocuk var. Şimdi bir yandan akşam yemeği için, iftar için hazırlıkta yapılıyor. Bölgedeki son durumu size göstereceğiz. O hazırlığı bir yandan da alanı, etrafı gösterelim. İlk günden bu yana depremzedelerin yanındayız. Tabii ki Ramazan ayına girdik. Ramazan'a buruk girdik. Depremzedeler buruk bir Ramazan geçiriyor ama bölgeye yapılan yardımlar, destekler onların bir nebze de olsa yüreğini hafifletiyor. İlk günden bu yana onların sesi oluyoruz. Nasılsınız diye soruyoruz. Ne ihtiyacınız var diye soruyoruz. Önce ben aslında depremzedelerimizle konuşup daha sonra iftar hazırlığını, akşam yemeği için hazırlığı da göstermek istiyorum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsın ablacığım? İyiyik diye ki yollak, Allah'a şükür. Aset sana sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çünkü bizi burada barındırdığı için. Buranın çoğu evini kaybetti. İçinde bizler de aynı. Kaç kişi kalıyorsunuz? 6 kişi. 4 çocuğum, bir de kendim. Allah razı olsun hepinizden. Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan nasıl geçiyor bu sene? Buruk geçiyor tabii. Gönül ister de hepimiz evimizde olak ama yani buruk geçiyor. Bir şey diyemiyorum bu konuda. Çocuk sayısı çok, bebek sayısı çok. Sizlerin nasıl ihtiyacınız, nelere ihtiyacınız var? Sesinizi duyuralım. Allah razı olsun. Ellerinden geldiğince yardım ediyorlar. Ama çocuklarımıza yazlık falan. Yazlık yani, kıyafet. Evet, yazlık kıyafet olursa iyi olur. Çünkü yaz geliyor. İlk etapta yoğun bir şekilde kışlık kıyafet, kazak ihtiyacı vardı. Bölgede bu yönde bayağı bir ihtiyaç karşılandı. Şimdi havalar ısınıyor. Hatay'da özellikle hani daha böyle ısınacak önümüzdeki günlerde de. O yüzden yazlık, daha ince baharlık yazlık kıyafetlere ihtiyaç var. Bunu daha önceki yayınlarımızda da söyledik. Bir kez daha sizin de vasıtanızla söylemiş olalım. Evet, çocuklarımıza yazlık eğer gönderebilecek olan varsa sonsuz teşekkürlerimizi sunarak. Evet, Atel sana sonsuz teşekkür ediyoruz. Onlar da ellerinden geldiğince bize yardım ettiler. Canım benim. Allah razı olsun hepsinden. Bölgede çok sayıda kurum, şirket, dernek, STK, belediye, bu AFAD koordinasyonunda onlar da her bir noktada çadırlar, çadır kentler oluşturuldu. İşte bir tarafınıza bakıyorsunuz, Beykoz Belediyesi'nin açmış olduğu çadır kent var, kurmuş oldu. Başka bir alana bakıyorsunuz, farklı bir belediye. Kurumlar var. İşte şu an Aselsan'ın kurmuş olduğu çadır kent burası. Yaklaşık 400 depremzede kalıyor. Şimdi normalde çadır kentlerde akşam artık 18 itibariyle sıcak yemek dağıtımı başlıyor. Akşam yemeği için. Şimdi kime bu saatte yemeğini yiyor, kimi iftarı bekliyor. İftara da aslında az bir zaman kaldı. 18.58'de Hatay için iftar vakti. Ezan 18.58'de okunacak. Ama sıcak yemek dağıtımı zaten başladı. Çocuklar var, oruç tutmayanlar var. O yüzden 18'de sıcak yemek dağıtımı başlıyor. İftara da yaklaşık işte 45 dakika falan kaldı. Kolay gelsin. Aynen, sağ olun efendim, hoş geldiniz. Akşam yemeği için hazırlık yapılıyor. Aslında bitmiş yemekler, hazırlanmış. Yani hazır yani. Dediğiniz gibi 18 itibariyle de yemekhanemiz de yan tarafta dağılmaya başladı. Yayla çorbamız var menüde. Küreli köftemiz var, rosto köfte. Cevizli, peynirli eriştemiz var. Muzumuz var. Şöyle. Turşumuz var. Erişte galiba. Evet, erişte. Peynirli cevizi sonradan atıyoruz. Burada şey hazır vaziyette. Muzumuz var. Turşumuz var. Bu kaynayan suyumuz, kullandığımız. Bu şekilde yani. Yemek hazır. Yemek hazır. Dediğiniz gibi 18'de de yanında yemekhanemizde dağıtılmaya başlanıldı. Servis arkadaşlarımız orada. Ben de buradan takviyeleri yapıyorum sıcak sıcak. Gönderiyoruz yani elimizden geldiği kadar Aselsan ailesi olarak. Bir yandan iftara da az. Aynen, bir yandan da iftara soğumasın diye birden hepsini göndermiyoruz. İftar saatinde sıcak sıcak yine servis ediyoruz yani. Evet. Yaklaşık 400 kişiye, daha doğrusu çalışanlar da var. Kaç kişiye yemek çıkıyor burada? 500 kişiye yakın. Çalışanlar evet, da var. Aynen, çünkü. Aynen. Evet. İşte dediğim gibi Aselsan ailesi olarak elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet, valla kim destek oluyorsa hepsine biz de en başta bir yurttaş olarak teşekkür ediyoruz. Burada büyük bir seferberlik var, dayanışma var. İşte dedim ya, kurumlar, şirketler, iş insanları, dernekler, STK'lar, yani herkes bir şeyler yapmak istiyor. Her bir noktada
o emeği görüyoruz, o birlik beraberliği görüyoruz ama en önemlisi bu birlik beraberliğin daim olması. Çünkü depremzedeler hep bunu söylüyor. Gerekli destek sağlanıyor ama bu destekler hiçbir zaman kesilmesin, devam etsin diyorlar. Malum önümüzde bayram, bayramda iyi geçsin istiyorlar. Tabii ne kadar iyi geçebilir? İnsanların acıları var, kayıpları var. Büyük bir hüzün var. Buruk bir Ramazan geçiyor. Bölgenin unutulmaması çok çok önemli. Çocuklar da dışarıda oynuyorlar. Bizleri görünce de böyle ayrı bir hareketlendiler. Çok sayıda çocuk var. Onların yazlık daha ince kıyafete ihtiyaçları var. Bu konuda da çağrı yapmış olalım. Merhaba, nasılsınız? Geldiniz, merhaba. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Bütün Türkiye'ye hayırlı Ramazanlar diliyorum. Var mı söylemek istediğiniz bir eksiğiniz olur? İhtiyaç olur. Hiçbir eksiğimiz yok çok şükür. Aselsan bütün eksiklerimizi tamamlıyor. Hepsinden Allah razı olsun, hepimize ilgileniyorlar yani. Bize. Ne mutlu size. Depremize de vatandaşlarımız artık dönsün memleketlerine. Bir şey söyleyeyim mi size? Belki tam çevreyi gezemiyorsunuz ama size şunu söyleyeyim. Antakya çok hareketlendi. Gidenler dönmeye yavaş yavaş başladı. Bazı dükkanlar açıldı. Belki hani gezme fırsatınız olmuyor ama bugün hatta bu yönde bir haber yaptık. Devletimiz için yani... söz konusu milletse... Gerisi teferruattı, sadece bu kadar. Ya zaten Hatay Allah halkı da... Allah razı olsun. Evet. Hatay halkı da çok hep duvarlarda şey yazıyordu ya, umudunu kaybetme, geri döneceğiz. Geri döneceğiz. Herkes geri dönecek. Umutlarımız enkaz altında kaldı. Ha. Her şeyimiz enkazın altında kaldı. Hayallerimiz. Ama buradayım diyorsunuz. Ama buradayız. Gitmeyeceğiz. İşimiz de gitti. Her şeyimiz gitti. Evlerimiz gitti. Ama biz buradayız. Allah sabır versin. Allah razı olsun. Dönün diyorsunuz siz. Evet, dönün. Dönsünler. Dönmeye başlasınlar artık. Zaten yani gidenler var. Evet ama dönenler de çok var. Bahset bitsin. Dönün. Bahset bitsin. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ya zaten giden kadar dönenleri de görüyoruz. Dükkanlarını açan esnafı görüyoruz. Dayanamadım, geri döndüm. Dayanamadım, duramadım. Dükkanımı açtım diyenleri görüyoruz burada Antakya'da. Antakya'da çok büyük bir yıkım var. Tabii herkes evine, barkına dönmek ister ama bir de şartları da konuşmak lazım. Yani çünkü binlerce bina yıkıldı. Özellikle Hatay'ın Antakya ilçesinde. İnsanlar çok büyük acılar yaşıyor. Kayıpları var, travma yaşayanlar var. Gidenler var elbet ama dediğim gibi otogarlar da hareketli. Bir yandan dönenler de var. Dükkanlarını açanlar da var ama tabii ki öyle çok çok bir hareketlilikten bahsetmiyoruz. Çünkü hala her taraf enkaz altında. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Bir yandan hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bir yandansa işte çadırlarda, konteynerlarda depremzedeler hayata tutunmaya çalışıyor. Bize düşen gazeteci olarak, yayıncı olarak onların sesini duyurmak. İlk günden bu yana bölgedeyiz, buradayız. Elbette en önemli şey onların unutulmaması. Onlar burada çünkü bir süre daha kalıcı konutlar yapılana kadar çadırlarda ve konteynerlarda yaşayacaklar. İstekler ve ihtiyaçlar devam edecek. Bir kere yaptım. Kesilsin, olmasın. Bu ihtiyaçların karşılanması için herkes el ele kol kola görüyoruz burada ama daim olması da çok çok önemli. Hatay, Antakya'dan aktardık. Bölgede enkaz çalışmaları sürüyor. Buruk bir Ramazan geçiyor. Akşam oldu artık. İftara da az bir zaman kaldı. Sıcak yemek dağıtımı başladı. Bölgede çalışmalar da sürüyor diyelim. Sözü Çadırkent'ten, Antakya'dan size bırakalım. Kaan.